Bak bugün benim cirom şudur. Gelin hep beraber sayacağız. 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180. Ben 3000 lira nasıl batırıyor diyeceğim. Benim burada 1247 gün SSK girişim var. Sene 94 kalmış. 3930 gün benim bakurum var. Toplam ikisinin toplam 5177 gün idi. Bu tarafta 45 yaşındaki 5000 günü tamamını emekli olacak. Esnaf burada kirası, sopacını, vergisini, suyunu, elektriğini, doğalgazını, bakurunu erkek gibi çalışacak. Ezilecek. Sabah erken gece yatsın 8 saat ödeyip bize. Biz sabah 8 gece 11'de eve gittik. Boş da olsa biz ekmeğimizi bekliyoruz. Elektriği, doğal gazı yakması olur. Ben nasıl ödeyeceğim 3200 lirayı? Adam o tarafta 5000 günden emekli olacak, ben burada ezileceğim. Bana 7200 şart koşacaklar. Adalete ben adalet demem, zulüm derim ben bunu. Yedi kapatacağım. Kapatacağım, bu depremde boş kaldım. Kimse bana demedi sen acımısın, tokmusun. Biz bir yardım da almadık. Bilemizin gücünden borçtan karşıdan buraya yaştık. Kriz, deprem, virüs, her şey üstüne binmiş. Bu esnafı kimse sormayacak mı? Bu esnaf ölüme terbiye edilmiş. Ben bu esnafları yanında olsam, kili doğru el birliğinden, söz birliğinden herkes kapatsın. Adam gitmiş devlet dairesinde çalışmış, büyük fabrikalarda çalışmış, otomatik bakuru yapmış. Biz burada çay satarak onun hesabını yapıyoruz. Bakurumuzu nasıl ödeyeceğiz? Ev kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Motosikletimiz bile yok bizim. Mal mülk sahip olmamışız. Dükkanımız kira, evimiz kira, üniversite öğrencim var. Nasıl yapacağız? Kim geldi bizim halimizi soruyor? Ne olacak memleketin hali? 94'te girişim var. 1247 gün SSK girişim var. 3930 gün bakur yatırmışım. Bunun yanında 4 yıldır ben bakurumu yatıramadım. Bu köprünün yüzünden bir yıl yatıramadım. Top attım burada, iflas ettim. Buralar şantiye olmuştu. Mücahit Yılmaz döneminde. Ardından deprem vurdu. 3 yıl boşta kaldık. Her şeyimizi kaybettik. Bunun bir kısmını otomatik durdurmuşlar. Otomatik ben durdurma talimatı vermemişim. 4 yıldır ben bakurumu yatıramamışım. Köprüden dolayı, depremden dolayı 3 yıl boşta kaldım zaten. Yatıramadık. Şimdi hiç yatıramayacağız zaten. Aha paralar burada. Say. Ben şimdi kiramı vereceğim. Doğal gazımı vereceğim. Elektriğimi vereceğim. Çocuğumu okutacağım. Ev kirasını vereceğim. Site giderlerimi vereceğim. Buranın avanta karış şeyini mi vereceğim? Dükkan gider mi? 150-200'de bura aidatı var. Biz niye bura aidat verdik? Onu da çözelim. Her taraftan bizden para öder. Ama gelir var mı? Bunu soran bizden kimse olmadı. Biz bunlara çok karşıyız. Çok sayıcız memleket. Kökünü ben isyan edip. Kökünü hiçbir yetkili yok burada. Hani acı adam yok değiller ya, gelsinler bakan var mı yok mu? Acın kralı var, kralı. Acın kralı var ama tok acın halinden anlamaz. Var mı yok mu halinden anlamaz. Adamlar burada emekli, 10 milyar 12 bin lira emekli maaşı alıyor. Cumhurbaşkanı bize ne kadar verecek? Biz olamamış, onun hesabını yapayım. Bunlar 12 bin lira emekli maaşı alıyor, bize ne kadar verecek? Bize 40 verirse bizi kurtarır. Biz de burada 150 liradan dükkan kapatacağız. 4200 lira kiram, 4200 lira kiramız var. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Diye Avrupa'yı övgüler, haklılarmış. Haklılarmış. Ocağın biri, 51'den gün aldım ben. Benim hakkım değildi artık ya. Ben 3-4 sene daha, 5 yıl daha sen rahat eden. Borçsuz karşısız bir evim olmasın, arabam olmasın. Ama en azından devlete sırtımı yaslayabilirim. Devletin beni de düşündü desin. Diyebilirim. SSK'ya girdim bulamadım. 200 tane personel var. O değil yasa çıkmamış. O değil bundan bilgim yok. O değil bilmeyin nasıl olacak. Pimpon topu gibi oradan aradım derler. Sistem çökmüştü zaten diyor.
İnsanlar ne yapacağını bilmiyor, karamsaldır. Bunun içinde faydalanan insan çoktur. Allah hayırlı uğurlu etsin. Eyvallah. Garibanlar alsın, geçsin. Ona şeyimiz yok. Ama bizim de hakkımız. Bir esnaf olarak bizim de hakkımızdır. Ben bunu da bir ay yatıracak gücüm takatım kalmadı. Ha, yatırabilen varsa o zaman durumu iyidir. O isyan etmesin, alamazsın. Ama benim yok. Ben en ön safta her zaman haykırma da hazırım. Gerçekleri söyleme. Bunu da bilmiyoruz. Kendileri bilmiyor, hiç biz de bilmiyor. 9 dediler, 9.000. Bir 7.200 dediler, bir 7.000 söylediler. Biri de askeri borçlanması olacak. Biri dedi işte otomatik sistem kendi şeyim olarak, günlerim olarak. Yani bunun yanıtını bile dün alamadık biz, çıktık geldi. Ben kafamı böyle bıraktım, çıktık geldi. Yine ortada bir şey. Uzmanlar çıkmış, hevesi bir telden çare. Herkes bir uzman olmuş. Bu uzmanlık alanı öyle değildir. Çıkacaksın aslanlar gibi haykıracaksın hemşerim. Diyeceksin ki ey vatandaşım, Bakurlu olan 7.200'den emekli olacak, bunları kapsamıyor. Bunlar sürülecek, aslanlar gibi böyle ötecekler. Sigortası olanlar 5.000 günde. Sen 60 yaşına gelmişsin, Bakur'un yatıramamışsın, esnaflık yapmışsın. Sen geber. Ama bu tarafta fabrikada çalışmış, durmayı yatırmış, devlet kamu kuruluşunda çalışmış. Bu adam 45 yaşında emekli olacak, ben 51 yaşındayım, benim boynum bükük kalmış. Yok, iş yok, personel çalışıyor. Beni kurtarmadık, personele de ekmek yedirin. Ben doymam, benim elime ekmek geçmemiş.